Selamünaleyküm millet. Motorumuz Aurora Verano 50. Aslında 50 değil. Şuraya bakınca anlarsınız. Hava filtresinden fark eder. 125 kilometre saati hız göstergesi 125'tir. Ama bunların 50 ve 80 olanlarında da bazılarında 120 katran olabiliyor. Burada önemli olan hava filtresi ve orta sehpanın makineye değil şaseye montajlı olması. Eğer bu motoru denk getirdiyseniz, bu motor ruhsatta 50 cc geçer ama aslında orijinal altında orijinal 125 cc bir makine vardır. 2018 239'lar misali. Sadece 2021 yılında çıktı. Az sayıda çıktı. Motorla ilgili herhangi bir video çekmemiştim ama artık eskidi sınıfına girmeye başladığı için bu motorla ilgili de video çekme kararı aldım. Bugün 50 cc motor almak isteyen arkadaşlar kesinlikle ya 2018 239 bulmalı ya RMG B08 bulmalı ya 2021 model. Bu kasada dediğim şekilde kilometre hız göstergesi 120, hava filtresi büyük veyahut da orta sehpanın makineye değil de şaseye kaynaklı olan versiyonunu bulup almalıdır. Bu motorların herhangi bir 50 cc, 80 cc veya 100 cc yaptık denilen motorlarla alakası yoktur. Ne performans olarak ne dayanıklılık olarak. Bunlar aslında 125 cc klasik bir motorun, şöyle egzozunda umarım kamerada görünür, 125 cc bir motorun çakallık çukallıkla 50 cc olarak faturalandırılmasıyla piyasaya az adette sürülmüş özel seri diye geçen motorlardır. Bunların ikinci el sahibinden.com'da vesaire satın almak istediğiniz zaman fiyatları genel anlamda yüksektedir. Ama normaldir, hakkıdır. Çünkü tekrar söylüyorum, 50 cc ile 80 cc ile alakası yoktur. Ben bunu İstanbul'dan ikinci el olarak aldım. Daha önce elinden de çok geçti. Kiminin hız göstergelerinde sapma payı %10, %15 civarına kadar çıkabilmekte. Kiminin enteresan bir şekilde bunda olduğu gibi kilometre hız göstergesinde sapma payı sıfıra yakın seviyede de çıkabilmektedir. Bu motoru İstanbul'dan aldım. Motor yürümüyordu, gitmiyordu. Neden? Hava filtresiyle ilgili bir problemim vardı. Hallettim. Sumap ayarı bozuktu. Hallettim. Motor zaten enjeksiyonlu. Yani karbüratör ayarına ihtiyacı yok. Ama bunun yanında ekstra ufak bir varyatör modifiyesi yaptım. Havada rüzgar sıfır. Bu motorun ortalama bir performansını, makinesi orijinal bu arada, henüz ellemedim. Ortalama performansını gösterebilmek için evden evime giderken hadi şu motorla ilgili bir GPS top speed videosu paylaşayım istedim. Şimdi GPS'imizi açalım. Motorumuzu çalıştıralım. Motor enjeksiyonludur bu arada. Ama aynısının karbüratörlü versiyonları da mevcut. İkisi birbirinden güzeldir. Seçim size kalmış. Hadi bakalım deneyelim. Bismillah. Kayıtta mıyız? Kayıttayız.